parçadır. Bu yüzden her bahar gülle taşlanır. O gün ki sevgilinin sevgilisi Muhammed'i anlatır. Bu yüzden Muhammed'i özleyen insana gül koklatılır. Muhammed'i özleyince gül aranır. Gülün kokusu onu hatırlatır. O gül Muhammed'in sevdiklerine selamıdır. O halde siz de güle Muhammed'i görürcesine bakın. Onun selamını alın. Özüm dolu gözyaşlarımıza kucaklayın. Göreceksiniz. O gül bombası o an kalbinizi açacaktır. İnanın. İnanın. Yüreklerinize gelmişsiniz. Bazı yerler var ki boşlukları insanlar doldurur. Bazı yerlerde var ki boş da olsa orayı gönüller doldurur, güller doldurur. İşte o güller sizlersiniz efendim. Programımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Bugün buraya teşrif etmeyenlerin tabii büyük kaybı var. Ama sizlerin büyük bir kazancı var. Lakin herkesin canı sağ olsun. Hiç önemli değil. Biz güzellikleri size sunmaya elbette gücümüz nispetinde hazırız her zaman, her yerde. İşte Gül Visal Geceleri 1, Gül Visal Geceleri 2 ve Gül Visal Geceleri 2003 adlı program. Verdiği şekliyle canı gönülden albümlerini dinlediğiniz sanatçılarımızla birlikte sizlerin huzuruna çıktık. İstedik ki her şey güzel olsun. İşte bu güzellikler sizler için yapıldı. Sizlere sunmak için yapıldı. Onun için diyoruz ki buraya gelmeyenlerin, buraya ulaşamayanların büyük kaybı var. Ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Gelmek isteyip de gelemeyenlere çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi programımızın yeryüzünün en güzel kelamı olan Kur'an-ı Kerim'le açılış yapmak istiyoruz. Ve bu güzel kelamı okumak üzere Ender Acar Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Buyursunlar efendim.
Ender Acar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel kelamı en güzel şekilde yorumladığı için. Ah sancağı! Sönmeden yurdumun üstünde sen en sonuca. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne düşükler bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Şimdi yeryüzündeki bu en güzel marşı okumak üzere sizleri ayağa kalkmaya davet ediyorum. Buyurun efendim. Söyler çünkü semaver. Değil mi? Evet, bu kardeşimizin kendi bestesi ve kendi sözleriyle Atilla Ateş kardeşimizle birlikte sizlerin huzuruna davet etmek istiyorum. Semaver grubu. Semaver. Evet, işte Ünal kardeşimiz sizlere semaver diye kulaklarınızı çınlatan kardeşimiz ve Atilla Ateş kardeşimiz. İnşallah sizlere güzel iki eser seslendirecekler ve umuyoruz ki gelecekte daha güzel olacaktır. Ama şu anda istedik ki sizler küçük de olsa iki eserle duyun. Evet, semaver sizlerle. Evet, sevindim. Sevgili dinleyenler, değerli konuklarımız, öncelikle bizleri bu güzel gecede, güllerin açtığı bu güzel gül nisan gecelerinde bir araya toplayan Yüce Allah'a hamdü senalar ediyor ve sizlere de bizleri kırmayarak geldiğiniz için
teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. İş olan bir eser. Bu eserleri dinleyeceğiz efendim. Beğeninize bakalım, beğenecek misiniz? Dinliyoruz. Bekler dururum. Dayanamaz oldum bu hasretine, dayanamaz oldum bu özlemine, gözlerimden yaşlar akıyor yine, seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim. Gözlerimden yaşlar akıyor yine, seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim. Özlemez mi seni seven insan? Aşk ile yanmaz mı sana aşık olan? Yüreğimdeki ateş korundu inan, seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim. Yüreğimdeki ateş koruldu inan, seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim. Gül bahçesindeki gonca gülsün, seni seven gönül seninle gülsün. Bu kervan sensiz nasıl da yürüsün, seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim. Bu kervan sensiz nasıl da yürüsün, seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim. Bu dünya yalan, dünya fanimiş. Gerçek olan dünyadan imanla gidiş. Sever sevdiğiyle birlikteymiş. Seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim. Sever sevdiğim efendim, sever sevdiğiyle birlikteymiş. Seni bekler dururum efendim, seni bekler dururum efendim, efendim. Teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah ikinci bir esere geçiyoruz. Özlüyorum seni diyoruz efendim. Gönlümdesin sevgiyle, kalbimdesin aşkın ile, zikrinlerden yine, zikrinlerden yine. Özlüyorum seni ben, özlüyorum seni ben. Ya Resul senin aşkından
şifasın. Gönüllere sen şifasın. Gönüllere sen şifasın. Özlüyorum seni ben. Özlüyorum seni ben. Ya Resul sen aşkından ağlıyorum ben durmadan. Kurtar beni bu yaradan. Özlüyorum seni. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Kardeşlerimizi göndermiyoruz. Kardeşlerimizi göndermiyoruz. Tekrar ödüllendirmek istiyorum. Müsaade edersiniz. Gelecekte bu kardeşlerimiz de inşallah imzasını atacak kişilerden birileri diyelim. Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi kendisini yine tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Yıldızlar gibi. Var mı tanıyan? Evet, yoktur değil mi? Sadece ben bir tanesini veriyorum. Yani teorik. Rıdvan Bolat, buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkürlerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok şeyler yazıldı, çizildi. Çok sohbetler yaptık hep birlikte. Ama biliyorsunuz radyo programında birkaç kere sizinle paylaştım. Bir mektup var Peygamber Efendimiz'e ulaştırmak istediğimiz. Bu mektubu biraz kısaltarak da tabii ki programımızın süresini fazla kaybetmek istemiyorum ben. İnşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu mektubu arz edeceğiz. Amacımız ağlamak ya da ağlatmak değil, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmak olacak inşallah. Ey gül, gönder Rabbim, gönder artık gülümüz. Ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz, ey başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı. Efendimiz, sana yazıyoruz bize. Nice yazılar yazmış.
başka son dönem yazıyoruz. Daha doğrusu yazmaya çalışıyoruz. Fakat bu çalışmaların hiçbirine benzemiyor. Kalbimiz muhabbet kuşunun kalbinden daha kıpırdıyor. Ellerimiz masum bir çocuğun ellerinden daha titrek. Sana yazan heyecanı bambaşka bir şey. Kalbimiz donup kalır mıydı? Nasıl dururduk? Söyle heyecan senin karşında. Nasıl bakardık onur yüzüne? Daha doğrusu ne yüzle bakardık? Bakabilir miydik acaba? Yoksa hemen oracağa yığılıp kalır mıydık? Bilemiyoruz ya Resulallah. Bilemiyoruz. Nasıl dururduk acaba karşında? Nasıl dinlerdik mübarek sözlerini? Nasıl katılırdık seninle gazalara? Seninle ve sevgili ashabınla nasıl çıkardık o uzun seferlere? Anadan, babadan, çoluk çocuktan nasıl vazgeçerdik acaba? Feda edebilir miydik dünyalıklarımızı? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz ya Resulallah. Ve büyük konuşmaktan da çok korkuyoruz. Ya o canlar, o seçkin canların, ashabın bir kısmı yarı vahşi çöl bedevileriyken nasıl da nurlandılar seninle, nasıl da onurlandılar İslam'da? Bütün dikenliklerine rağmen nasıl da birer gül oldular seninle, nasıl da serildiler her şeyini, her şeylerini sere serpe? O canlara da canlarımız kurban. Gül yüzüne bilmem ki. Fakat yine de her şeye rağmen seni tanımak, sana ulaşmak ve seni sevmek en büyük arzumuzdur bizim. Yüce Allah'a hamdolsun ki bütün olumsuzluklara rağmen seni hissediyoruz artık. Bütün engellere rağmen de sana ulaşma çabasındayız. Gönlümüzün, evimizin, her şeyimizin başkonuğu hep sensin artık ya Resulallah. Hep sensin. Sürekli davet ediyoruz seni. Gelir misin evimize? Gelir misin salonumuza? Gel artık ey gül. Gel artık ey gül yüzlü gül peygamber. Gönder Rabbim. Gönder artık gülümüzü. O canlar, cananlar, ashab-ı kiram. Nasıl da seviyoruz onları ey Nebi. Onlar senin can yoldaşların çünkü. Arkadaşların, ashabın, senin can yoldaşların, arkadaşların, ashabın sevilmez mi hiç? Seni seven, sana gönül veren, sana kucak açan herkesi ve her şeyi seviyoruz biz. Sanki senmişsin gibi seviyoruz. Ve bütün mescitleri seviyoruz, camileri seviyoruz. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve boynu bükük Mescid-i Aksa hürmetine. Bütün dağları seviyoruz. Arafat, Hiranur, Sevr, Bedir, Uhud hürmetine. Bütün çölleri seviyoruz çöl seferlerinin hürmetine. Bütün yolları seviyoruz yürüdüğün yollar hürmetine. Bütün develeri, atları, katırları seviyoruz. Bindiğin develerin, atların, katırların hürmetine. Seviyoruz ya Resulallah. Nereye baktınsa orayı, nereye dokundunsa onu, kimleri sevdinse onları, her şeyi, hepsini seviyoruz ya Resulallah. Senden ötürü. Ve nefret ediyoruz nefret ettiklerinden. Ve kınıyoruz kınadıklarını. Barışırız barıştıklarınla. Savaşırız savaştıklarınla. Fakat ey Nebi, sevgi ve nefretimizde dengeyi tutturamıyoruz biz. Tavrımızı koyamıyoruz can ashabın gibi. Sevgimizde nefretimizde kırık dökük bizim. Bundan dolayı da çok üzgünüz ya Resulallah. Rabbimizin affına, senin de hoşgörü ve şefaatlerine sığınıyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Nurumuzsun, gülümüzsün. Her şeye rağmen yine de ümmetliğe kabul eder misin bizi de ey gül? Gönder Rabbim. Her şeyimizi gönder her şeyimize. Seni her yönden tanımak ve sevmek ne büyük saadet. Sevdik seni ya Resulallah. Seni tanıyıp sevince hayatımız gerçek anlamını kazandı. Seninle benlikten kurtulup seninle sana ulaşmak istiyoruz biz. Seninle sevmeyi öğrenince ve sevince seni bütün gönlümüzle o zaman buluruz ancak kendimizi. Bütün
Bütün bulduklarımızı seninle bulur. Bütün bildiklerimizi de seninle biliriz o zaman. Buldur Rabbimiz. Bildir, buldur ve sevdir bize Rabbimiz. Ya Resulallah, seninle önce bu dünyada gönül ve ruh alemimizle buluşmak istiyoruz. Bu dünyada böyle bir buluşmayı gerçekleştirebilirsek, ahiret aleminde de şefaatine sığınıp komşuluğunu dileme cesareti gösterebiliriz ancak. Bunun için çırpınıyoruz. Bundan dolayı yazdık bunu da. Oturup mektup yazdık sana ey can. Sevmek istiyoruz seni ya Resulallah. Hem de Allah-u Teala'dan sonra her şeyden çok sevmek. Sevmek ve yolunu yol edinmek. Öyle ki yürürken yürümek seninle. Koşarken koşmak seninle. Konuşurken konuşmak seninle. Gülerken gülmek seninle. Her şey ve her şeyimiz seninle. Kişiliğimiz de seninle oluşmalı bizim. Çünkü kişilik aynı zamanda bir insanın yaşayış ve dünyaya bakış biçimidir. Sevmeliyiz. Önce Allah'ı, sonra Allah Resulü'nü, sonra da ashab-ı kiramı. Seversek o yolda oluruz. Çünkü seven sevdiğinin yolunda olur. O yolda da ölür. Sevgimiz suni olmamalı. Dilden değil gönülden olmalı. Aşk ağızda değil yürekte olmalı çünkü. Yürekle olmalı. Ancak o zaman seven sevdiğine itaat etmiş olur. Sahabe-i kiram sevmişlerdi seni. Hem de canı gönülden sevmişlerdi. Öyle ki yerine göre senin uğrunda parmakları kırıldı onların. Elleri, kolları, ayakları kesildi. Birçok yerleri kırıldı, döküldü. Gün oldu, bütün bedenleri yara bere içinde kaldı. Yeri geldi, paramparça oldular. Senin uğrunda gözlerini kırpmadan öldüler. Ama sana olan muhabbetlerinden, sana olan bağlılıklarından asla taviz vermediler. Hele bir de günümüze gel ya Resulallah. Hele bir de evlerimize gel. Hele bir de salonlarımıza gel. Hele bir de yaşadığımız şu hayata gel. Hele bir de çarşılarımıza gel. Hele bir de izlediğimiz televizyonlara gel. Hele bir de dinlediğimiz radyolara gel. Bilakis onlar daha bağlıydılar sana. Daha bir sevdiler seni. Biz de senden kopmak istemiyoruz ey Nebi. Seninle aramıza hiçbir şey sokmak istemiyoruz. Sana Kur'an ve sünnet yoluyla ulaşmak, hep seninle olmak istiyoruz. Bizi Allah'ımıza götürecek olan da yine sen. Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın sevgilisisin. Sevgilinin sevgilisisin sen. Sen bizim örneğimiz, önderimiz, şefaatçimizsin. Sen bizim rehberimiz. Yüksek müsaadelerinizle kalbi selam ve muhabbetlerimizi iletir. Sonsuz hasret ve özlemlerimizle şefaatini talep ederiz. Ey gül yüzlü gül peygamber. Peygamberimiz, efendimiz, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz bizim. Salat ve selam olsun sana ey can. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselam aleyke ya Halilallah. Esselatu vesselam aleyke ya Şefiyallah. Esselatu vesselamun aleyküm. Aleyke ya seyyidine veline ve lahirin. Veselamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Güzel çalışmalarına, katılımlarından dolayı az önceki terfi komite başkanımız Ahmet Gül kardeşimizle birlikte plaketlerine de teşekkür belgelerini arz etmek istiyorum. Buyur Ahmet. Fakir yurttaş, ihtiyaçlı insanları unutmayın diyor.
Evet, buralarınız sömürüz ya, devam edelim. 31 Mayıs'ta güller açacak dedik. Sizlerle en güzel. Evet, sizlerle en güzelim şimdi. Konuğumuz olaraktan onu yakından tanıyorsunuz. Efendime getirin, aşık olsan nur yüzün. Ve önümüzdeki ayda inşallah yeni bir albüm. Ahmet Beyze. Say
Evet, ellerinize ve yüreğinize sağlık. Hepiniz bu güzel güne, bu güzel Gülhisar Geceleri 3 programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, yüreğinizle birlikte bu güzel manevi atmosfere teşekkür ediyorum. Bu güzel program akışına katıldığınız için ayrı ayrı hepinizin şahsiyeti huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Ve evet, hemen devam edelim. Evet, ezanlar diyoruz. Hepinizden hiç vakit kaybetmeden inşallah hemen
Nur Yüzüm adlı eserden Medine Gülü adlı eseri seslendireceğiz. Yine bu coşkuyu hep birlikte paylaşalım. Bayraklarımızı sallayarak, dalgalandırarak inşallah. Gönülden Allah diyerek bu coşkuyu hep beraber paylaşalım inşallah. Evet, Medine Gülü diyoruz. Ya Allah, ya Cenab-ı. Evet, Medine Gülü dedik, Esma-ı Zikri geldi. Bu güzel eserde İsmail Behen abimizin yorumu var. Kendileri de burada inşallah. Ona da hem teşekkür ediyoruz hem de bunu hep birlikte söylüyoruz efendim. Oh, yeah.
inşallah son eserimizi seslendireceğiz. Aşık Olsam adlı albümden. Tabii bu eseri seslendirmeden önce eserden sonra canlı bir eser seslendireceğim inşallah son kasetimizle alakalı. Bu eserde sevgili kardeşlerim inşallah seman yapacaklar. Evet, Ya Resulallah adlı eseri seslendireceğiz. Bu eserde de yine yüreğinizle ve gönlünüzle katılmanızı istiyorum. Evet, Ya Resulallah diyoruz. Sensiz geçen günüm zindan oluyor Ya Resulallah. Sana aşık olan insan buluyor Ya Resulallah. Buluyor Ya Habiballah. Sensiz geçen günüm zindan. Thank you.
Evet, Allah razı olsun. Evet, bu maneviyat ortamında gerçekten gönül alışverişi çok güzel bir şekilde geliyor. Evet, inşallah bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama ben inşallah son çıkacak olan son hazırladığımız eser Aşkınla Yanılma adlı eserden canlı olarak şu an albüm elinize ulaşmadı. Kısa bir zaman içerisinde sizlere ulaşacak ama ben bir dörtlük inşallah sizin için canlı seslendireceğim. Evet, bu ilahide Rabıtayı Mevt yapacaksınız. Fani ömür attı gitti su gibi, ecel geldi hazan değdi dalıma, solmaz derdim yanaklarım al gibi, ölüm geldi acı doldu bağrıma, ah bu şeytan ile imanını ver diyor. Rabbim rahmet eyle bizi kullarına. Rabbim rahmet eyle bizi kullarına. Evet, Allah razı olsun. İnşallah bu yeni albümle de huzurlarınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Görüşmek, buluşmak dileğiyle sözü sevgili Faruk Bilgi abimize bırakıyoruz. Evet, bu güzel yorumlar için söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ancak bir sözümüz var, gelmeyenlere. Evet, siz yürek ikliminin insanlarısınız. Ben bunu kabul ediyorum. Ama yüreğe olanlar buraya gelecekti. İşte gelmeyenleri size bırakıyorum. Çok ağzına sağlık, çok sağ olun. Ben bu arada Faruk abiyi de bu güzel organizasyona vesile olup hazırlayıp düzenlediği için, sizlerle bizleri buluşturduğu için Allah razı olsun, emeğinin inşallah manen karşılığını almıştır. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun inşallah. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür belgesini ve plaketi sizler adına takdim ediyorum. Evet, buyurun. Teşekkür ediyorum Faruk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok başarılarının devamını diliyoruz. Evet, kendisinin de söylediği gibi yakın zamanda yeni albümüyle sizlere ve Türkiye geneline selam verecek Ahmet Feyzin. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Güllerin açtığı bir programdasınız ve bu salonu gönlüyle dolduran insanlar topluluğu olarak inşallah sıkılmıyoruz değil mi? Var mı öyle bir şey? Yoktur. Eyvallah o zaman. Biz programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz ve sırada çok böyle canı gönülden dinleyeceğiniz, belki bildiğiniz bir kardeşimiz Adem Karaca. Thank you.
ismini mezar taşıma. Efendim, çok sağ olun, var olun. İlk önce hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Bizlere bu güzel organizasyonu yaşatan, bu heyecanı yaşatan kıymetli Faruk abim ve onun yakın arkadaşlarına ayrıca zahmet edip bizleri burada dinlemek lütfunda bulunan siz kıymetli misafirlerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yalan haber, tüm günleri, kızla yaram, hasret yiyer, umurumu
Efendim çok sağ olun, var olun. Ediyorduk daha doğrusu inşallah. Efendim nasip ve kısmet olursa yaklaşık 20 gün sonra yeni bir albümümüz çıkacak. Biz çalıştık. Cehdettik daha doğrusu. Fakat tamamen takdir halkımızındır diyoruz. Ve o kasetten sizlere ufacık bir dörtlük okuyacağım müsaadeniz varsa. İki damla gözyaşı olur gönül sırdaşı, ne sonu var ne başı, ömür akıp gidiyor, ne sonu ömür akıp gidiyor. Çok sevme bu dünyayı, at kalpten masivayı, hak yolunda gidersen seveceksin Mevla'yı, seveceksin Mevla'yı, hak yolunda gidersen seveceksin Mevla'yı, seveceksin.